Makroekonomi programına hoş geldiniz efendim. Ben Murat Tufan. Bugün çok değerli bir akademisyen. Aslında dün de bize eşlik etmişti. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Murat Ferman'dan, Profesör Doktor Murat Ferman'dan yorum almıştık. Bugün de değerli hocamız bizlerle birlikte. Hocam yayın akışımızda bir aksama olduk. Kusura bakmayın, birazcık böyle geç girmiş olduk. Olan bizim yayın oldu diyelim ama ben hemen size sözü bırakmak istiyorum. Dün çünkü aslında hem FED'den de ECB'yi konuşmuştuk. İki Merkez Bankası'nda çok zorlu şartlar altında bu para politikası da yön verdiklerine şahit olduk. Nasıl bir iki merkez bankası gördük hocam ve özellikle pandemiyle birlikte hayatımıza daha fazla giren enflasyon mutasyona mı uğradı? Bu çok daha zorlu bir enflasyon mu yoksa faiz artışıyla, ortodoks politikalarla yenilebilir mi sizce? Evet, sevgili Murat, tekrar iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim konukseverliğiniz için. Şimdi bu haftanın başında şu ifadeyi kullanmıştık. Bu hafta merkez bankalarının haftası. Sinematografi tarihinin önemli isimlerinden, filmlerinden bir tanesi Uzun Bıçakların Gecesi'ydi. Oradan mülhem bu hafta da hakikaten merkez bankalarının haftası olarak geçti. İlk önce FED, beklentilerin bir parça paralelinde ama tamamen örtüşen bir biçimde değil, kendi deyimiyle, başkanın deyimiyle pas geçmedi, bir ara verdi veya yükseliş patikasında bir soluklanma gerçekleştirdi. Onun hemen ardından Avrupa Merkez Bankası bir parça da galiba bu artış olmamasından veya tekrar aralık verilmesinden, öyle diyelim, es verilmesinden mülhem 50 bips'lik bir artış yapacağı konusunda ağırlıklı bir beklenti oluşmuşken 25 bips de yetindi. Ancak Bayan Lagarde'ın daha sonraki konuşmalarında enflasyon seyriyle ilgili hiç de parlak bir tablo çizilmedi. Elbette Avrupa özellikle dün de konuştuğumuz gibi resesyon ve stagflasyon meselesinden uzakta değil. Malum olduğunuz gibi Almanya teknik resesyona girdi. Dün tabii dünyanın uzak bir bölgesinden, yöresinden Yeni Zelanda'nın da teknik anlamda resesyona girdiği haberleri geldi. Bunlar tabii küresel bakımdan pek de iç açıcı haberler değil. Ancak bunda bu faiz, gösterge faiz kararıyla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın özellikle büyüme konusunda aşağı yönlü revizeleri de dikkat çekti. Bu da elbette başta Türkiye olmak üzere Avrupa'yla dış ticaret partneri konumundaki tüm ülkeler için duruma yeniden vaziyet etme, yeni oyun planları ve taktik geliştirme ihtiyacını ortaya çıkartıyor. Beklenilen o ki dün Lagarde'ın açıkça ifade ettiği önümüzdeki Temmuz ayında da bir artış bekleniyor ve söz konusudur ibaresinin daha da ötesinde, hatta önümüzdeki yıllara, yani önümüzdeki bir yıl kesin ama belki onda takip eden yıla da sari olabilecek, oraya da taşınabilecek yukarı yönlü bir seyir beklemiliyor. Bu seyir hiç şüphesiz birbiri ardı sıra eklenen faiz artışları ya da halka baklaları gibi olmayabilir. Ancak biraz durarak, biraz göstergelere bakarak, gidişat konusunda nabız tutularak ilerleyeceği anlaşılıyor. Tabii hal böyle olunca çekirdek enflasyon ön plana çıkıyor. Daha evvel de beyan ettiğimiz gibi kararın bir hafta öncesinde, yani Haziran ayının ilk haftaları içerisinde çekirdek enflasyonu özellikle Bayan Lagarde ve Avrupa Merkez Bankası'nın yönetiminde bulunan Hollanda ve İtalya Merkez Bankası başkanları tarafından da önemli bir enstrüman olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi tekrar Stiglitz'in aslında ekonomi literatüründe popülerlik kazandırdığı kaliteli çekirdek enflasyon kavramının yeniden avdet ettiğini görüyoruz. Bazı kavramlar biliyorsunuz bir parça sütre altında kalırlar, sonra tekrar güncelleşirler ve gündeme gelirler. Kaliteli çekirdek enflasyon kavramı önümüzdeki günlerde sıklıkla gündeme gelecek. Bu enflasyonun seyrinde ve buna karşı vaziyet etmede önemli bir çıpa olacakmış gibi gözüküyor. Yani daha kaliteli demek kolay yönetilebilir olması anlamında mı hocam, yoksa daha az zarar verici bir fiyat artışından mı bahsediliyor? Bir de hocam bu faiz artışlarını yaparak ne kadarlık bir süre içerisinde sonuç almasını bekleriz? Örneğin
25 baz puan, bunun miktarla da çok bir alakası var. Mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işte 8,5'lardan 25'i yükseltmesi bekleniyor. Doğru. İşte o faiz derecesi miktarı arttıkça enflasyona olan süre, savaşma süresi anlamında bir kısalma söz konusu mu, yoksa bir birim faiz artışı yaptığınız zaman enflasyon şu kadar sürede işte şu kadar azalır gibi bir metodoloji var mı hocam? Evet, tabii 22 Haziran'daki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı iç ve dış çevreler tarafından merakla bekleniliyor. Sadece manşet faiz kararı, yani referans faiz kararı ötesinde buna eşlik edecek karar metninde de son dönemlerde artık biteriye hale gelen ve bize önümüzdeki dönem için işaret açık veya kapalı bir yönlendirme vermeyen karar metni de bir o kadar önemli bekleniyor. Bunu bir tarafa not edelim. Tabii eğer beklenildiği gibi, bazı çevrelerin beklediği, sizin de terennüm ettiğiniz gibi, eğer yüksek montanlı, Çetinkaya döneminde olmuştu biliyorsunuz, 600 bipsik artışlar gibi, bir anda biz buna zecri artış diyoruz. Yani gene bir benzetmeyle, böyle enfeksiyon vücudu sardığı zaman kuvvetli antibiyotikle buna yıkama tabir ediyorlar. Antibiyotik ile adeta organizma, vücut yıkanıyor. Kuvvetli antibiyotik tedavisi de ancak hastane koşullarında uygulanıyor. Dolayısıyla bunun uygulanması tabii farklı mesajları da gündeme getirebilir. Nitekim bugün TÜSİAD toplantısı ve bankalarla ilgili toplantıların henüz arka planları çok da yansımadı. Yani zevahiri kurtaracak veya kamuoyunu aydınlatacak bazı genel geçer ifadeleri biliyoruz, ama tahmin ediyorum ne siz ne de ben daha henüz çok taze olduğu için böyle arka planı almadık. Onları biraz daha hafta sonunun rahat atmosferinde dostlarla konuşurken elde edebiliriz, ama bankaların da herhalde bu yüksek ve zecri artışlara karşı bir takım vaziyet edişleri veya beklentileri olabilir. İş dünyasının da buna paralel beklentileri olabilir. Dolayısıyla yüksek montanlı bir faiz artırımına bir anda gidilmesi opsiyonlardan sadece bir tanesi. Eğer bu yapılır ve sonuç alınmazsa, tıpkı kuvvetli antibiyotikle yıkama tedavisinde gibi, iş çok daha sıkıntılı bir mecraya da girebilir. Biliyorsunuz kuvvetli faiz artışıyla, birbiri ardı sıra faiz artışıyla enflasyonla mücadele antibiyotik tedavisine benzer. Bazen antibiyotik tedavisi sonuç vermezse ya seçilen antibiyotik doğru değildir, ya da vücutta veya organizmada antibiyotik direnci başlamıştır. Hatta Belçika gibi medeni ülkelerde, devletin beşikten mezara kadar sağlığı tamamen garanti altına aldığı ülkelerde, buradan hareketle basit enfeksiyonlarda çocuklara antibiyotik verilmez. Çünkü ne kadar erken antibiyotiğe başlarsanız antibiyotik direnci o kadar hızlı gelişir. Hatta antibiyotik tedavisinin 5 misli, 10 misli maliyetle kinapati denilen fiziksel yollarla bu enfeksiyondan kurtulma yolu bile düşünülebilir. Dolayısıyla şunu vurgulamaya çalışıyorum. Bunun ne zaman cevap vereceği konusu hakikaten tartışmalı bir konu ve nasıl bir tedavi uygulanacağına dayanıyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği gibi, Avrupa Para Bölgesi, Eurozone gibi bölgelerde enteresan farklı gelişmeler de var. Bu çerçevede mesela baktığımız zaman bir taraftan bir tarafa savrulan Avrupa görüyoruz. Daha evvel para pompalamasına rağmen bir türlü canlılığı ve görece bir parça da olsa enflasyon dinamizmini yakalayamayan Avrupa var. Şimdi de enflasyon heyyulasıyla karşı karşıya olan Avrupa var. Sabahleyin değerli meslektaşım, kıymetli dostum Erhan Aslanoğlu bir ibare kullandı. Ben de ona dikkat çekmek isterim. Avrupa'nın bu faiz arttırım yoluyla resesyon ve dün konuştuğumuz stagflasyon dahil daha kötü senaryolara geçiş riski daha fazladır. Ama unutmayın, Avrupa'nın maşeri şuurunda 1920'lerden gelen Weimar ve Alman ekonomisinin olağanüstü enflasyon korkusu, hatta travması vardır. Dolayısıyla Avrupa'da enflasyon pek de öyle tolere edilebilecek bir durum değildir. Hatta resesyon tehlikesi ve tehdidi bile enflasyonun o karanlık hatırasının önünde daha hafif addedilebilir. Bu bakımdan şunu vurgulamakta fayda var. Teknik resesyona giren Almanya, belki arkasından gelecekler olacak, ama Akdeniz ülkeleri gene
farklı bir yapı içerisindeler. Herhalde İspanya'nın, Portekiz'in ve dahi Yunanistan'ın bu konudaki duruşlarının daha farklı olması gerekir. Dikkat ediniz, Şahin duruşta olanlar genellikle Hollanda, bugün Belçika Başkan Yardımcısı'nın da, Merkez Başkan Yardımcısı da Şahin olarak adlandırılır. O da farklı bir mesaj verdi. Esas sevgili Murat, bugün IMF Başkanı Kristal Hanımefendi Avrupa bölgesiyle ilgili bayağı olumsuz ve dün hocam. Lagarde'ın çizdiği tablonun bir ton koyusu şeylerde bulundu, uyarılarda bulundu. Ve bu çerçevede de Avrupa Birliği'nin öyle riske edeceğini düşünmüyorum. Daha zorlu yan bir yolu var değil mi hocam? Bir cümleyle lütfen. Evet, yan etkileri olsa bile hani antibiyotik gibi yan etkileri olsa bile devam edecek. Bir haksızlık da etmeyelim. Hani Merkez Bankası haftası dedik ya, Japonya Merkez Bankası da saatler evvel kararını açıkladı. Biliyorsunuz ultra düşük veya düşük faizler var. 0 veya -0.5. Bu Japonya'nın işleri çok iyi yaptığına falan işaret etmiyor. Tam tersine akıllı Merkez Bankası Başkanı, Japon Merkez Bankası Başkanı seçim öncesinde araç bağımsızlığını tartışmaya açmak istemiyor. O bakımdan onlar pas geçtiler. Çin de 10 bipslik bir indirim yaptı geçtiğimiz günlerde. 20 Haziran'da önümüzdeki hafta kararı var. Gene 10 bipslik bir indirim yapacağını düşünüyoruz. Bu da Çin'in şu. Herkes arttırıyor ama bakın biz indiriyoruz çünkü kendi ekonomimize güveniyoruz. Evet. 10 bips ama fark ediyor. Dışa bağımlı demek ki değiliz her anlamda. Yeni düzlemde enflasyonla mücadele üzerinden ülkeler birbirlerine karşı da konumlanacaklar. Bakalım Türkiye burada ne yapacak? Evet. Elimizde çok rahat değil. Merakla bekliyoruz önümüzdeki haftayı. Hepimiz için enteresan bir deneyim, bir gözlem olacak. Kesinlikle hocam. G20 ülkesiyiz ama enflasyon oranına baktığımız zaman nispet yapacağımız ülkeler bambaşka oluyor. İşte G20 skalası da bambaşka. Hayırlısı olsun. Umarım refah düzeyimiz ve alım gücümüz artar. Merkez Bankası'nın bunun farkındalığına kavuşur diyelim. Profesör Doktor Murat Ferman'la birlikte konuştuk efendim. Kısa bir ara dış piyasayla devam edeceğiz.